Dayı, sen nerelisin? Meranlı. Senin adın ne? Ali Duman. Ali Duman. Evet. Sen kaç yaşındasın? 90. 90. 90 yaşındasın. Sen şu eskileri bir anlatıversene bize. Ya eskilerden yol parası vardı. Davara sayım vardı. He. Karamala sayım vardı. Tavuklar ala mıydı tavuklara? Tavuklar yoğdu. Yok muydu tavuklara? Şuraya koyduğumuz ekinde harmanda devlet gelip bölerdi. Bölerdi. Üçe bölerdi. İkisini bize bir tane devlet aldı. Allah Allah. Yiğit at varsa onları aldı. Yiğit öküz varsa onları da aldı. Devlet. Eskileri size mi bıraktı? Eskiden tabii. Bu dediğin sene kaç senesinde? Çok oldu. Ben 15 yaşında falan. 15 yaşında. Hükümet kimdi? İnönü. CHP, CHP. İnönü. İnönü müydü? Ha. Şey ortalığı düzeltti. Menderes. Menderes. Menderes gelmese davara sayayım, karamala sayayım, yol parası yanıyorduk be. Allah Allah. O düzeltti ortalığı. Onda aslında başka. Menderes gibi başbakan gelmedi Türkiye'ye. Evet. Ama adam yaşadı. Alo, jandarma geliyormuş ya köye. Ne yapıyordu jandarma? Okuldu kurduk. Eski yazı. Eski yazı. Namaz sırası. Hoca okurken jandarma geldi. Hoca kaçar giderdi. Jandarma geldi. Hoca da kaçardı. Meşhur kayboldu. Biz de çıkar geldi. Köy odası vardı geniş. 100 çocuk falan vardı. Okurdu vardı. Kızdı olana karşı. Hoca oradan kayboldu hemen. Jandarma geldi miydi? Jandarma yakalayacak şimdi. Hmm. Yeni yazı. Tanrı'dır Tanrı ezen. O tamam. Zaman öyleydi. Türkçe. Vay be. Ya sonradan işte çıktı. Alo baba kaç sene okundu öyle? Ezan o şekilde kaç sene okundu? Çok okundu be. 15 yaşım geçti mi diyorlar. 16-17 sene okundu yani. Ha, okundu okundu biraz okundu. Yeni ezan okundu ondan sonra eskiden. Şimdi nasıl? Şimdi dört dörtlük. Koy müziği. 20 gün hastaneye yattım para yok. Para yok. Rahatlığa bak. Oğlan hastalandı Hacettepe'ye gittim Ankara'da. 45 gün yattı. 10 kayma parası. Nerede bulup da veriyorum? Para yok. Demirel başbakanıdı. Demirel. Demirel masadan bir kart aldım. Bizim köyde şoförü vardı onun şoförüne. Kart aldım gittim. Şöyle baktı. Nereden aldın onu dedi. Senin masadan. Kim alıverdi? Senin şoförü alıverdi. Kaç çocuğu al kaç dedi. Yoksa sen parayı ödemeyeceksin. 10 kayma nereye ödeyeyim ya? 10 kayma dediğin ne oluyor o zaman? 10 milyon. Eki bana 10 milyar dedi. 10 milyar. 10 milyon. Nerede ödeyeyim o zaman? Fakir zamanım. Ya kaçtık çocuğu aldık. Hastaneden kaçtın. Hastaneden kaçtım. Durur mu? Kaçmasan rehin kalacaksın. İşte şey öyle dedi o doktor. Lan oğlum çocuğunu al çocuk şurada dedi. Camakenin içine koymuşlar çocuğu. Serim takmışlar. Zatürre tutmuş çocuğu, üşütmüşüz. Ya. Çocuğu aldım kaçtım oradan. 10 kayma para tuttum. Bulup da veremen imkan yok. Orada kalacak çocuk. Şimdi yaşın kaçtay senin? 90 diye. 90, 90. 1928. Şimdi referandumda ne dersin? Bizim şimdi çok gibi... iyi, rahat. Referandumda ne dersin? Evet mi dersin, hayır mı dersin? Bizim gibi gençlere ne dersin? Yani evet, evet mi verelim? Diyeceksin. O hayır dedi ya demeyeceksin. Yalan yok. Hayır demeyelim mi? Demeyeceksin. Evet diyelim. Evet diyeceğim. Bizim köy olduğu gibi zaten evet diyor. Evet. Burada da herkes evet diyor. Hem bir evet diyor burada. Burayı bilmem. Bizim köy 80 tane. Şu hayırcı gibi geliyor da. Yok o da değil. Yok o da değil. O da hayırcı değil. Değil her, mi? Evvelden hep doğru yola atardık. Çillere, Çillere. Evet. Çankırı'ya çok gittik Çiller'in yanına. Yemeğini falan yedik orada. Ben ağzı aydım muhtarın yanında. Gider gelir Çiller'i görmüyor. Hmm. Lakin şimdi geçti. Falan değneğe bindik, azağı falan bıraktık. Şimdi yeni nesil bilmiyor mu o denli, önemleri? Biliyorlar, onun için evet atıyorlar işte. Ya, bilen biliyor da bilmeyen bilmiyor. Bilmeyen bilmeyen, eskilerden vado. Vamudu. Ecevit'in zamanında vado.